Good morning, everyone. Welcome, Marcus. Hello. How was your yesterday? Arkadaş 6 saatlik bir yoldan geldi. Hilda'cığım, ne yapıyorsun? Emine bedel takkeli, güzel kızım benim. Ekmeğimizi yiyoruz. Evet. Marcus'a da poğaça verdik. Aynen, şeyden, Safranbolu fırınından, asla bırakmıyor bizi Safranbolu fırınından poğaça getirmiş Efkan'cığım dün gelirken. Dışarıda güzel bir kar yağışı var. Biz birazdan Kolmar ve Strasbourg tarafına doğru yola çıkacağız kahvaltımızı yapıp. Şimdi ben bir duşa gireyim, ondan sonra yolculuk başlıyor efendim. Burada böyle bir zorunluluk da var. Camlarınızı böyle temizlemek zorundasınız. Şimdi Efkan'a biz küreği verdik. Kazıyor camları. Burada da ön camları temizleyecek. Marcus, this is the rule, isn't it? In Germany, you need to clean your windows before... You have to clean your windows and your roof. Roof? Yes. Why? There's no snow is coming in front. Yeah, that's true. I have my personal cleaner, so... Yeah. That's why Efkan is coming with us. Are you doing manually? Yeah, I don't know how to do it yourself. Normally you can fix it somehow, but I don't know how. Evet arkadaşlar, burada kimse gelmiyor. Kendiniz burada şey yapıyorsunuz. Köpekler için de şey koymuşlar bu arada. Poşet tuvaleti için. Nice, nice, nice. Efkan. Bak benzin koyuyor adam. Ne yapayım? Sen şey yap. İlgilen çocukla. Ha? Açma kapıyı. Benim fermuarım açıkmış. Kimse bana söylemiyor önün açık diye. Dost başa düşman da... Camları temizledin, aferin. Sana harçlık da verdim. 1 euro 20 sen. Aynen, o burada kayıtlarda yok ama şu an köşede oynatabilirim videoyu da. Videoyu koyalım. Aynen, şu köşeye koyabilirim. Sağ şuraya. Tarafta. Aynen. Koyabilirim. Şu an videoyu izliyor olursunuz. Hilda? Efendim? Heyecanlı mısın? Strasbourg Kolmar'a gidiyoruz. Evet. Ama bu tarafa çok yıkıldın çok ya. Oğlum bu arada arka koltukta da kemer takma zorunluluğu var. Türkiye'de de var. Ama takmıyoruz. Türkiye'de önde de takmıyorlar. Ben takıyorum. Oğlum bu şimdi takmıyoruz bakmıyoruz beni bulmasın. Hayır, ben ön takıyorum. Arkada mı takıyorsun? Önde. Önde takıyorsun. Taksi şoförleri takmıyor. Arkada zorunluluk var mı Türkiye'de? Arkada zorunluluk yok Türkiye'de ya. Yok, Türkiye'de yok ama taksi şoförleri bile takmıyor. Onu diyorum ya, arkaya kim dikkat edecek? Şimdi hemen buraya... Şanlı şerefli Türk taksicilerim töhmet altında bırakmayla. Şimdi ben buraya hemen şey linki bırakıyorum. Ne? Kemer... aparatı vardır ya, şuraya plastik takarsın. N11.com Evet, Efkan artık N11'de outdoor kısmına bakıyor. Spor outdoor. North Face Columbia ihtiyacınız olursa Efkan yardımcı oluyor. Ucuz yollu değil mi? Evet. 400 liraya herkese çözüyorsun. Ne çözüyoruz 400 liraya? North Face Columbia. Bere olabilir. Bere mi? Bere. Bere kış dönemlerinin vazgeçilmesi. Bana bir hediye gelmedi henüz. O yüzden ben sana bilmiyorum. Sana pompa getirdim ya. Bana da gelmedi. O pompadan kaç kişi aldı biliyor musun? Kaç kişi aldı? Ne geçen... pompası? Damacanası pompası. Hadi be. Geçen bir arkadaşım daha aldı. Efkan. Ama dedim ki artık bizimki dedim şeyde çalışmıyor. Neyse. Pompacıda. Şimdi Marcus çalışıyor, pompalıyor arabaya. Evet, hazırız ve gidiyoruz. Eğittik demek ne demek, sen onu bir düşün. Buranın mandalinaları inanılmaz güzelmiş. Hilda kaç gündür diyordu, inanmıyordum. Hakikaten iyiymiş, kasa kasa alacağım diyordu. Evet vallahi. Ben burayı kendim yedim, yani kendim yemem normalde. Ben de hiç yemem normalde mandalina bu kadar.
Çok iyi. Bu arkadaş da beğendi. Çok lezzetli. Sevdiği hanımın var mı mandalinası? Yok oğlum, ne alaka? Trakya'da mandalina mı yetişir? Yetişmez bence de. Yetişmez. Ama sizin orada yetişir. Senin annene belli olmaz, o yetiştirir. Limon yetiştirir. Zeytin ekiyor. Zeytin acı vardı. Yani belli olmaz. Olabilir. Bir buradan sonra bir... Pınar çocuğu gelmesin mi be? Özledik, sevdiği hanıma bir gidelim. Arkadaşlar, şekerimiz neyin düşer diye bir torba çıkın yaptım. Ya kızım sen de ye bunları böyle. Çinlerdir. Uğraştırma beni yani, ye. Jelibon olsun. Bisküvi olsun. Şu bisküviden, bak şu bisküviden. Kreker de mi var? Kreker nerede? Ben görmedim. Mandalinamız bir çuval. Götünün altında bir de bisküvi var. Yerseniz. Yerseniz diyor. Paketi içilmiş. Ben yemedim ya. It's not mine by the way. Çek şu elini kolunu it ya. It is not. Marcus. It belongs to Marcus yani. This is your bisküvi. Was it in the car? Hmm? Then somebody... From yesterday. Hiç ya. By the way. Marcus dün gelirken... Bla bla karla gelmiş. Ahın'dan geliyor kendisi. O yaptı bla bla. Blok. Ben bir yerden de çekirdeğini çıkarıp. Marcus, how much did you earn yesterday? €60 Evet arkadaşlar, Fransa sınırına girmiş bulunuyoruz. İlk önce Colmar'a gidiyormuşuz bu arada. Little Venice'de çocukların koro gösterisi olacak. Onu dinleyeceğiz. Ben Hilde'ye demiştim ki gelmeden önce bunu dinlemek istiyorum falan filan. Saatimiz şu an neredeyse çakışmak üzere. O yüzden ilk önce Colmar, daha sonra Strasbourg yapmaya karar verdik. Şu anda da Fransa sınırından girmiş bulunmaktayız. Şu an giriyoruz. Şu an giriyormuşuz. Şu an giriyoruz. Aha. Aha da Fransa. Fransa yazıyor. Ben Çerkez'de iki kere durdurularak girmiyorum ya. Böyle bir şey olabilir mi? Fransa'ya ilk defa giriyoruz ikimiz de. İlk defa Fransa. Aynen. Ben de ilk defa Fransa'ya geliyorum. Hoş bulduk Fransa. Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet dostlar, biz Colmar'a gelmiş bulunmaktayız. Arabayı bir sokak arasına park ettik ve şu an Christmas Market'e doğru ilerliyoruz. Biraz soğuk, içim ürperdi ama güzel bir soğuk var, diri bir soğuk var. Hayatımıza burada devam ediyoruz şu anlık. Efkancığım, bacaklarını hissediyor musun? Soğuksun, kesik kesik atıyor. Vallahi çok kötüyüm, dondum yani. Evet, şehrin merkezine girmiş bulunmaktayız. Evet, burayı biraz overrated bulmak üzereyim. Yani daha görmedik ama... Aynen. Çok kalabalık, yürüyemiyorsunuz arkadaşlar. Adım 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 gidiyoruz yani. Binanın dekorasyonu inanılmaz güzel olmuş. Kalabalık da olsa yine de bu atmosfere değer. Az önce Old Town'a girmişiz. Şimdi asıl Christmas marketlerin olduğu noktaya giriyoruz. Ama tabii buranın da girişi yine kalabalık. Buyurun devam edelim. Soğan kokuyor. Soğan kokuyor. Hem de yoğun. Hı.
Biraz daha az kalabalık olsa bence daha gezilebilesi olabilir. Ramazan döneminde geldik. Bir de evet. Güzel bir gün. Doğru. Bugün buradaki Little Venice'de çocuklar gondolda Christmas şarkıları söyleyecekler. Colmar'ın Christmas programı her gün yok bu arada. Christmas programına da web sitelerinden erişebiliyorsunuz, bakabiliyorsunuz. Gelmeden önce var mı yok mu bir şeyler o güne özel kontrol edebilirsiniz. Fazla kalabalıktı ama tam öne geçtiğimiz anda çok iyiydi. Yani orayı en çok bağırdıkları yerdi. Evet, evet. Ama duyulmadı muhtemelen. Yani kameralarda duyulmuş mu? İyi bari. Şimdi yürüyoruz biraz daha. Christmas marketin içinde. Ama hani çok büyük de bir program değil yani. Yani hani Almanya'nın da Christmas marketleri bence evet. Gayet güzel yani. Evet. Yani ben Colmar'ı biraz şey buldum. Overrated. Aynen fazla Instagram ve sosyal medyada böyle hani beğenilmiş, abartılmış gibi gördüm diyebilirim. Benim için o kadar muhteşem değil. Stuttgart daha güzel mesela. Buradan pizza tarzı bir şey alacağız. Bir de şarap alacağız 10 euroya. Menüyü şöyle çekeyim. 7 euro falan değil mi bu pizzalar? Her pizza 7 euro, şarap da 3 euro. 10 euroya lüpleteceğiz. Biraz kokuyor, birazcık sıcak şarap. Tadı fena değil ama kokuyor ama gidiyor yani. Keçi peynir mi? Gidiyor yani bir şekilde. Bak bunlar da gidiyor. Lütlet. Şu an Strasbourg'a geldik. Bir saatlik bir araba yolculuğuyla. Çok donuyorum şu an, elim titriyor. Sabah inanılmaz soğuk. Yol sıcak. Saat 8.30'a geliyor bu arada. Yarım saat sonra Christmas Market kapanacak ama Strasbourg'u da görmeden gitmek istemedik. O yüzden şu an yürüyoruz. Ve Strasbourg Christmas Market'ini de görüyor olacağız inşallah. Harika dekore edilmiş bir otel. İnanılmaz dekorasyonu. Ve Strasbourg daha girişinden beni etkiliyor katedraliyle, şu muhteşem katedraliyle beni etkiledi bile. Hadi gelin beraber içeri girelim, bakalım burası nasılmış. Bütün Christmas marketler günün sonunda birbirine benziyor. Kesinlikle. Ama Colmar hiç benzemiyordu yani. Burası burası en azından yürünecek alan var. Çikolatalar efsane duruyor bu arada. Katedral. Do you want to eat something or drink? Not now. Not now? Probably we cannot find eat something or drink something a few minutes later. Vallahi.
Aa çok güzel kokuyor. Hakikaten inanılmaz kokuyor. Strasbourg'un ki yine bayağı büyükmüş bu arada. Yalnız katedrale bakar mısın ya? Efsane. Floransa katedraline şeyine benzettim böyle dış işlemelerini. Şuradan bir wine alalım. Evet, sıcak şarabımızı aldık. Beyefendi de aldı. Sigarasını da yakıyor her zaman olduğu gibi. Kolmar ve Strasbourg kıyaslamasında Strasbourg kesinlikle kazandı. İstanbul'dan örnek vereceğim. Kolmar, Beşiktaş, Strasbourg, Kadıköy. Büyüklük bakımından ona göre gelin. Evet, Beşiktaş çarşı gibi düşünebilirsin. Beşiktaş çarşı gibi ya. Her hakikaten. Beşiktaş meyhanesi gibi. Hakikaten. Ve burası hani ferah ferah gezebileceğiniz bir sürü alan var. O yüzden benim için de Strasbourg, evet, aynen Strasbourg kazandı arkadaşlar. Kolmar mı Strasbourg mu diye arada kaldıysanız, zamanınız sadece bir tanesine yetiyorsa bence Strasbourg'dan yana kullanın Christmas market hakkınızı. Ama Almanya'yı da tercih ederim. Stuttgart'ta gayet iyiydi. Frankfurt ortalamanın biraz altında diyebilirim şimdilik. Beyazla kırmızı da burada mevcutmuş. Beyazı ben her yerde görmedim bu arada. Sadece belli birkaç noktada var sanırım. Ben sana söyledim, sen bana dedin ki elma suyu dedin. Elma suyu demedim. Beyazdan sıcak şarap yapılmaz dedim. Yapmışlar. Yapmışlar. İçen içiyor vallahi. Fiyat farkı var mı acaba? Bakalım orada bak. Ha, biri 3 biri 4 galiba. Yo. Burası daha mı ucuz lan? Yazmıyor. Neyse ben bardağımı beğendim. 1 euro fazla olsun. Bardaklı olsun. Aynen. Artık Christmas marketlere doyan ekip hemen Strasbourg'da bir kafeye oturdu ve "Hello Marcus, our driver today." Super driver. Super driver. Birer şarap söyledik, kırmızı şarap, Fransız şarabı. Bence güzel. Ben sosis söyledim. Bir de hardal istiyorum şimdi. O da gelirse daha mutlu olacağım. Şu 7 euro. Ne? Şu 7 euro. Gösterir misin? 7 euro, Mara, evet. Mara sosis. Aklına ne geliyor? Ekmek de var. Ketçap, mayonez ister misin? 7 euro. Ne kadar ödüyorum? 110. Okey. Ne yapayım, acıktım ya. Her yer kapalı yani. Mecburen yiyeceğiz arkadaşlar. Bak sen ne yiyorsun? Kiş. Kiş yiyoruz. Kiş. Afiyet olsun. Bakarım şimdi. Evet, lüpletiyoruz arkadaşlar. Bizden Strasbourg'dan şu anlık bu kadar diyebiliriz. Buradan sonra belki böyle bir küçük şehir turu yaparız. Ondan sonra da arabaya dönüp tekrar Stuttgart'a dönüyoruz. 2 saatlik bir yolumuz var. Almanya'dan böyle günübirlik gelebilirsiniz bence. Eğer çok fazla yapacağınız bir şey yoksa. Arkadaşlar, barkodu okutuyorsunuz ve bütün hesabınızı görüyorsunuz. Paylaşımlı da ödeyebilirsiniz ve hangilerini ödeyeceğinizi seçebiliyorsunuz buradan. Fokuslayamadı şu an. Evet, fokusladım. Hangisini ödeyeceğinizi seçebiliyorsunuz ve ödeyip devam edebiliyorsunuz, confirm deyip. Card connected. Edenred mi? Oha! Ticket'la ödeyebiliyoruz. Burada değil. Burada mobil var mı? Burada geçmiyor. Edenred.
Ne o ticket değil mi ya? Ticket ama farklı yani. Sadece Türkiye'de geçiyor. Hadi ya. Ben bunu araştırmıştım. Allah canınızı almasın. Heveslendim ya. Bu ödeme şeklini inanılmaz beğendim. Hiç garsonu çağırmadan istediğimiz şekilde QR kodla ödemeyi yaptık ve masadan kalktık. Kimseyle de muhatap olmadık. Çok iyiydi. Mesela acil bir şeyiniz oluyor ve kalkmak istiyorsunuz. Garsona görüneceğim diye kendinizi yırtıyorsunuz. Gayet iyiydi yani. Şimdi Lidl Fransa geldik efendim. Biraz böyle şehirde yürüyoruz. Sessizlik hakim şu an Strasbourg'a. Saat 11 olmasına rağmen mekanların içi dolu bu arada. Mekanlarda boş yer bulamazsınız. Çok zor. Ama sokaklar sessiz ve sakin. Buz gibi olduğu için tabii. Buyurun devam edelim. Küçük bir update vereyim bu arada. Bizim açıkken gezdiğimiz noktalardan ibaret değilmiş sadece Strasbourg'un Christmas marketleri. Her sokakta böyle Christmas marketlere görebileceğiniz noktalar mevcut efendim. Hilda'cığım modunu bir alalım senden. Nasıl keyifler? Çok tatlı ya. Daha önce de gelmiştim ama Christmas değil de böyle daha bir tatlı gözüküyor bence. Bir vid kokusu var havada yalnız. Sana laf attılar. Evet, bana çocuklar dedi ki, weed içen çocuklar, Dobby dedi. Niye öyle dediler? Kalbimi incittiler. Kafaları güzel bebeğim. Dobby miyim ben arkadaşlar? Yorumları alalım. Dobby elfçili miyim ben? Sokaklar çok huzurlu ve güzel. Ve bizden bu gecelik bu kadar. Strasbourg turumuzu da tamamladık. Artık Stuttgart'a Hilda'nın evine doğru yola çıkıyoruz. Son sözleri alalım Efkan Bey. Yarın hazır mısın? Hazırım. Yarın da yorucu bir tur bizi bekliyor olacak. Onu artık bir sonraki vlogda görüyor olacaksınız. Efkan'la Markus'la Hilda yarın çalışıyor olacaklar. I can take the last words from you guys. We'll really enjoy as you. Thank you. Thank you so much. It was a really nice day. Thank you so much, Markus. Thank you, Hilda. Then sorbeyi çekmiş. Evet, hemen Türk restoranını görünce yapışıyor arkadaş. O zaman bizden şimdilik bu kadar efendim. Yarın görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Hoşça kalın.